Vatandaşlara en çok hangi yılda olmak istediklerini sorduk. Vatandaşlar ise en mutlu oldukları yılları söylediler ve ekonominin, sağlığın, çocukluğun olduğu döneme gitmek istediklerini belirttiler. Hangi yılda olmak isterdiniz? Bilmem, düşünmedim hiç. 2023. Evet. 2023'ten beklentileriniz neler? Sabit ya, sağlık, kariyer, para gibi şeyler yani, çok da önemli değil. Teşekkür ederim. Size de soralım. Hangi yılda olmak isterdiniz? 2015 olsun ya. Ne bileyim, daha iyiydi herhalde geçen yıllara göre. En iyi yıl öyleydi. 2017'de olmak isterdim. Her şeyin iyi oldu. Sıkıntıların olmadığı bir dönemdi bence. 2014 olabilir bende de. İşte daha iyiydi bugüne kadarki diğer yıllara göre. Tercihim o yönde olurdu. 80-90. Neden peki? Ne bileyim, o zamanlar daha güzeldi. Her şeyiyle güzeldi. Her şey doğaldı. İnsanlar doğaldı. Yediklerimiz doğaldı. Hayat daha güzel, değil mi babacığım? 2013. Ekonomi daha güzel. Taş devrimi desem daha doğru olur. Çünkü ortalık çok kötü. Ne dışarı çıkabiliyoruz. Bak, arkadaşlarım yanına geldim. En çok hangi yılda olmak isterdik? Son 10 sene olmasın da bundan önce neresi olursa olsun, hangi yıl olursa. Ama 92-93 diyorum. Neden? Daha küçüktük, daha iyiydik. Hem ülke olarak, hem memleket olarak, hem en azından uşak olarak. İnşallah bu sene daha iyi olur diyorum. 98'de. Yani yaptığım hataları tekrar yapmamak adına. Merhaba. Hangi yılda olmak isterdiniz? 2050. Ölmüş olurdum herhalde. Ben doğduğum yılda olmak isterdim ya. Yeniden. Ekonomiye, hayata bakarak. Tekrar en baştan başlamak isterdim yani. Daimin adımlarla. Hangi yılda olmak isterdiniz? 90. Çocuktum. Hiçbir şeyin farkında değildim. Bundan 10 yıl önce olmak isterdim. Çünkü o zamanlar her şey daha güzeldi. Neden güzeldi? Ekonomik olarak her konuda, hani maddi manevi, herkesin geçimi, sağlığı, sıhhati, hani yok pandemisi, pandemiden bir, yani bir sürü can kaybı verdik. Yani sıkıntılar da sıkıntılar, öyle söyleyeyim. Her yıl aynı olduğu için fark etmiyor. Vallahi mutlu olduğum yılları arıyorum yani. Şimdi son zamanlar işte bu zamlarla, bu pandemiyle falan çok boğuştuk. Ondan dolayı çok kötü geçti yani şu son 3 yıl. Ondan dolayı geçmiş yılları arıyorum. Bir de yeni yılın hepimizde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah iyi olur diye bekliyorum yani.